Merhaba arkadaşlar, ben Hatice Demir. Eskev Akademi 6. sınıf derslerimizin 4. ünitesiyle bugün tekrar birlikteyiz. Ünitemizin ismi Weather and Emotion, hava durumu ve duygular. Bu ünitemizde hava olaylarını ve duygu durumlarını ifade eden sözcüklerin İngilizce karşılıklarını öğreneceğiz. Hava durumu ve duyguları hangi cümle kalıpları içinde kullanıyoruz ve nasıl soruyoruz? Bunları da öğrendikten sonra alıştırmalarımızı yaparak dersimizi bitireceğiz. Evet, ünitemizin kelimeleriyle başlayalım. Evet, sunny ne demekti? Güneşli. Cloudy, bulutlu. Snowy, karlı. Rainy, yağmurlu. Windy, rüzgarlı. Foggy, sisli. Hot, sıcak. Cold, soğuk. Bu ikisinin arasında ılık diye adlandırabileceğimiz hava durumu için ise warm ifadesini kullanıyoruz. Evet, bunların dışında duygu durumlarını ifade eden kelimelerimizden de bazılarından bahsedelim. Bored, sıkılmış demek. Sleepy, uykulu. Scared, korkmuş. Cheerful, neşeli. Angry, kızgın. Tired, yorgun. Upset ya da set, üzgün demekti. Bunların dışında bir de hava durumlarını ifade ederken bizim mevsimlerimiz var. Mevsimlerimiz ise nasıl isimlendiriyoruz? Autumn, sonbahar demek. Winter, kış. Spring, ilkbahar. Summer ise yaz demekti. Bunların dışında birkaç tane daha duygu durumu belirten kelimemiz var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Happy, mutlu. Energetik, enerjik. Depressed, bunalımda. Surprised, şaşırmış demek. Evet, belli başlı kullanacağımız kelimelerimiz bu ünitemizde bunlar. Evet, the weather conditions. Evet, hava durumu. Peki biz hava durumunu nasıl soruyoruz? What is the weather like today diye sorabiliriz. Ne demek bu? What is the weather like today? Bugün hava nasıl? Bu bizim hava durumunu sorma şekillerimizden bir tanesi. It is rainy and cold. Cevap verirken ise it is kalıbını kullanıyoruz ya da the weather is diyebiliriz. It is, yani olmak, to be olmak fiilinin am is are şekline dönüşmüşü. It için is kullanıyorduk. It is rainy and cold. Yani hava yağmurlu ve soğuk. Peki bir başka şekilde de sorabiliriz. What is the weather like yerine how is the weather da diyebiliriz. How is the weather in Istanbul? İstanbul'da bugün hava nasıl? How olarak da kullanabiliyoruz. What da, yani ne ve nasıl. Yine kalıbımız aynı. It is kalıbını kullanıyoruz. It is sunny. Yani hava durumunu anlatırken, bugünkü hava durumunu anlatırken her zaman it is kullanıyoruz. Eğer geçmiştekinden bahsetseydik it was dememiz gerekirdi ama şu andakinden sorduğu için it is sunny. Yani bugün hava güneşli. Peki hava durumu değil de sıcaklığı sormamız gerekirse what is the temperature? Evet, hava sıcaklığı ne diye soruyoruz. Yine cevabımızı it is kalıbıyla it is 20 degrees Celsius. Yani hava sıcaklığı 20 santigrat derece demiş oluyoruz. Bir başka soru şeklimiz ise öngördüğümüz bir hava durumunun bugün olup olmadığı. Yani is it cloudy today? Bugün hava bulutlu mu diye soruyoruz. Evet. Is it
Yani mı diye sormuşuz ve biliyorsunuz yardımcı fiilimizle öznemizin yeri değiştirildiği zaman sorulan sorulara yes veya no diye cevap vermemiz gerekiyor. Is it cloudy today demişse, bugün hava bulutlu mu, biz ona ya yes it is ya da no it isn't diye cevap verebiliriz. Burada cevabımız olumlu, yani yes it is, evet hava bugün bulutlu diyoruz. Is it snowy there, orada hava karlı mı diye soruyor. Burada ise cevabımız olumsuz. O zaman ne diyoruz? No, it isn't. Hayır, değil. Evet, hava durumu ifadelerimizi gördükten sonra mevsimlere geçiyoruz. Seasons, yani mevsimler demek. Bizim 4 tane mevsimimiz vardı. Spring, ilkbahar. Summer, yaz. Autumn, sonbahar. Winter de kış demek. Şimdi burada cümlelerimiz var. Bu cümlelere buradaki kelimeleri yerleştirmemiz isteniyor. Boşluklara, evet, uygun olduğu şekliyle. Peki başlayalım cümlemize. The weather is and in spring. Evet, mevsimimiz spring, yani ilkbahar. İlkbaharda hava nasıldır? İki tane boşluğumuz var. Bunlardan bakacağız. Warm, ılık demekti. Cold, soğuk. Rainy, yağmurlu. Sunny, güneşli. Snowy, karlı. Cloudy, bulutlu. Hot, sıcak. Evet, spring için bunlardan hangisi uygundur? Evet, değil mi? İlkbaharda hava ılıktır ve bulutludur. Yaz kadar sıcak ve açık değildir. Evet, warm ve cloudy eledik. The weather is always and in summer, you should wear thin clothes. Evet, şimdi mevsimimiz ne? Summer, yani yaz. The weather is always, hava daima, iki tane ifademiz var. Ve diyor ki you should wear thin clothes. Sen ince kıyafetler giymelisin. Hava yazın nasıldır? Daima sıcak ve güneşli. Yani hot and sunny diyoruz. Diğer cümlemize bakalım. The weather is often in autumn. You should take your umbrella. Hava sonbaharda sık sık nasıldır ki? You should take your umbrella demiş. Yani sen şemsiyeni almalısın. O zaman ne diyeceğiz? Sonbahar için kullandığımız ifademiz nedir? Rainy, yağmurludur sık sık. Yanımıza şemsiyemiz olması gerek. Son cümlemize bakalım. The weather is usually and in winter you should wear a coat and boots. Diyor ki mevsimimiz kış. Kış mevsiminde genellikle hava İki türlü ifade etmiş ve diyor ki you should wear a coat and boots. Sen montunu ve botlarını giymelisin. Nasıldır kışın hava? Cold and snowy. Soğuk ve karlı. Evet. Weather ifadelerimiz, hava durumu ifadelerimizin ardından ikinci konumuz emotions, yani duygular. Peki biz duygularımızı nasıl ifade ediyoruz cümle içerisinde? Nasıl soruyoruz? Nasıl cevaplıyoruz? Onlara bakalım. Sorumuz şöyle. How do you feel today? Karşımızdakine bugün nasıl hissettiğini soracağımız zaman diyoruz ki How do you feel today? How nasıl demekti? Geniş zamanda sorulmuş bir soru. Ve do you feel hissetmek? Bugün nasıl hissediyorsun? Ya da üçüncü bir şahıs için soracaksak How does he or she feel today? Onun için de does'ı kullanıyoruz. Üçüncü şahıslar için geniş zamandaki kalıbımız bu şekildeydi hatırlarsanız. Peki nasıl cevap veririz? I feel sad or angry. Evet, buradaki resme göre cevap vereceğiz. I feel sad or angry. Üzgün hissediyorum ya da kızgın hissediyorum. Buradaki cümlemiz nasıl? Buradaki resmimiz neyi ifade ediyor? Üzgün ifadesi var.
O zaman I feel angry diyoruz. Duygularımızı ifade ederken başka bir şekilde am is are kalıbıyla da ifade edebiliriz. I am sad. Üzgünüm. Ya da I am angry. Eğer başka birisi için bahsedeceksek he is sad. He is bored diyebiliriz. Yani feel geniş zamandaki hissetmek sözcüğü kullanılarak eğer yapıyorsak cümlemizi I feel sad diyoruz. Ama olmak fiilini kullanacaksak I am sad diyebiliyoruz. Peki buradaki resmimize bakalım. He feels bored or surprised. Evet, bakın burada geniş zamanda dedim biraz önce. Cümlemizi kuruyoruz ve fiilimiz feel, hissetmek. Birinci şahıs için I, you, we, they için herhangi bir ek almayan fiil, üçüncü şahıslarımız için he, she, it için sonuna s takısı almak zorunda. O yüzden ne diyoruz? He feels surprised. Evet, şaşırmış, sıkılmış değil. O yüzden cevabımız bu şekilde. Bunun için he is surprised da diyebiliriz. Üçüncü resmimize bakalım. She feels happy or sleepy. O nasıl hissediyor? Mutlu mu, uykulu mu? Evet, mutlu değil mi? O yüzden she feels happy diyoruz. Burada olmayan ifadeler, yani doğru olmayan ifade için peki olumsuz bir cümle kuralım. Nasıl diyebiliriz? Eğer geniş zamanda fiil fiilini kullanarak yapacaksak I don't feel angry. Kızgın hissetmiyorum. Olumsuz yaptık. Ya da sıkılmış hissetmiyor. He doesn't feel bored. Evet, olumsuzlarda s takısı almıyor. Bunu da unutmuyoruz. Peki burada bunu da diğer şekilde kuralım. She isn't sleepy. O uykulu değil diyerek olumlu ve olumsuz hallerinde bu şekilde kuruyoruz duygu durumlarını anlatırken. Evet, bir alıştırmamız var. Fill in the blanks. Evet, boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. Evet, uygun kelimelerimiz nelermiş? Angry, kızgın. Cheerful, neşeli. Energetic, enerjik. Depressed, bunalımda demekti. Bakalım şimdi cümlelerimize hangisi uygun. When it is rainy outside, I feel very and I am scared of thunder. Ne diyor cümle? Dışarıda hava yağmurluyken kendimi çok hissettiği bir duygu durumu var. And ve I am scared of thunder. Ve gök gürültüsünden korkarım diyor. Evet, bu durumdaki birisi için buradaki kelimelerden hangisi daha uygundur? Angry. Evet, değil mi? Biraz kendini kızgın ve gergin hissedebilir. I love sunny days. I feel I can play basketball all day. Evet, ikinci cümlemizde ne diyor? I love sunny days. Güneşli günleri severim. O günlerde hissettiğini söylüyor. I feel and I can play basketball all day. Ve bütün gün basketbol oynayabilirim diyor cümlenin sonunda. Bütün gün basketbol oynayabildiğini söylediği için buradan yola çıkarak buradaki kelimelerden en uygunu energetik. Evet, değil mi? Çok enerjik hissederim diyor. I love sunny days. I feel energetic. I can play basketball all day. Evet, bu ve bu yetti. When the weather is cloudy, I feel I don't want to talk anybody. Hava bulutlu olduğu zaman I feel hissettiği durumu söylüyor. I don't want to talk anybody. Kimseyle konuşmak istemem. Evet, bu duygu durumu size buradakilerden hangisini hatırlatıyor? Depressed. Yani bunalımda. Evet, hava bulutluyken kendimi bunalımda hissederim ve kimseyle konuşmak istemem diyor. Son cümlemize bakalım. I like the winter. When it is snowy, I am so
I want to make a snowman. Kış mevsimini çok severim diyor. Hava yağmur karlıyken kendimi çok hissettiği bir durum var. I want to make a snowman. Ben bir kardan adam yapmak isterim. Evet, buradakilere bakalım. Eğer kışı seviyorsa ve kar yağdığı zaman kardan adam yapmak istiyorsa o gün için cheerful diyebiliriz. Yani neşeli. I like the winter. When it is snowy, I'm so cheerful. I want to make a snowman. Kışı severim. Karlı olduğu zamanlarda kendimi çok neşeli hissederim ve kardan adam yapmak isterim dedi. Evet, geldik egzersiz sorularımıza. The temperature is 30 degrees Celsius. The weather is and today. Evet, cümlemiz şöyle. The temperature is 30 degrees Celsius. Yani hava sıcaklığı 30 santigrat dereceymiş. Bu durumda hava için iki tane ifade kullanmış. Bakalım seçeneklerimize bunlara göre hangisi uygun? Bir kere derecemiz 30. 30 derece sıcak bir havayı ifade eder. Snowy and cold, yani karlı ve soğuk değildir. Sunny and hot, güneşli ve sıcak olabilir değil mi 30 derece için? Windy and rainy, rüzgarlı ve yağmurlu 30 derecede çok olmaz. Cool and cloudy, serin ve bulutlu da 30 derece için kullanacağımız bir ifade değil. O yüzden 30 derecelik bir havada sunny and hot diyebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. How do you feel when it is diye sormuş. Evet, resme göre cevap vereceğiz. O da cevap olarak I feel diyerek nasıl hissettiğini söylemiş. Evet, hava durumunu soruyor burada. Hava şöyleyken nasıl hissedersin? Evet, bakalım resimdeki hava bize neyi çağrıştırıyor? Kış ve karlı bir havayı çağrıştırıyor. Bu yüzden buraya snowy diyebiliriz. Yani how do you feel when it is snowy? Hava karlıyken nasıl hissedersin? O da I feel. Evet, resme baktığımız zaman gayet mutlu ve neşeli görünüyor. O yüzden I feel happy diyebiliriz. Yani snowy and happy. Evet, ikinci alıştırmamız da bu şekilde. Burada ise true and false alıştırmamız var. Read the text and write true or false. Bakalım, önce bir tekstimiz var. Buradaki ifadelerin ardından buradaki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu yazacağız. Bakalım tekstimize. Hi, my name is Anna. Merhaba, ismim Anna. My favorite season is winter. Benim favori mevsimim kış. I like making a snowman. Ben kardan adam yapmayı severim. I feel very happy. Çok mutlu hissederim. I sometimes go ice skating with my friends. Bazen arkadaşlarımla buz pateni yapmaya gideriz. Winter is very cold, so I always wear my coat and boot. Kış mevsimi çok soğuktur. Bu yüzden daima montumu ve botumu giyerim diyor. Bu durumda bakalım buradaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu birlikte yazalım. Anna likes summer. Ne diyor burada? Anna yaz mevsimini sever. Peki burada ne dedi? My favorite season is winter. Peki hangisini seviyor? Kış mevsimini sevdiğinden bahsetti. O zaman I like summer ifadesi yanlış. Şöyle şöyle. Bu ifade yanlış. She feels happy when it is winter. O kış mevsiminde mutlu hisseder diyor. Evet, zaten bahsetti. I feel very happy. My favorite season is winter diyerek bu cümleleri birleştirmiş oldu. Kış olduğu zaman kendimi mutlu hissederim ifadesi doğru. Yani true. She wears thick clothes in winter. Evet, kışın kalın giysiler
giyer. Doğru mu? Evet, değil mi? Ne dedi? I always wear my coat and boot. Evet, bu da doğru. Kalın giysiler giyer. She doesn't like making snowmen. O kardan adam yapmayı sevmez diyor. Ama burada ne dedi? I like making a snowman. Ben kardan adam yapmayı severim dedi. O yüzden bu ifade yanlış. Evet. 6. sınıf dersimizin 4. ünitesi olan Weather and Emotion ünitemizin konu anlatımı burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.